Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga imiş, bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş diyen Cihan Padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın meseleyi özetleyen sözüyle başlayalım meramımızı anlatmaya. İnsanın ferdi duruşundan ziyade onu toplumun bir parçası haline getiren değerler bütününü düşünecek olursak, bireyi toplumsallaştıran dış dinamik olarak rol model kavramına değinmemiz gerekir. Ekol olarak kabul edilen fertler mensubu olunan toplumun gidişatını değiştirecek potansiyel güce sahiptirler. Peki değişim ve gelişimi gerçekleştirecek kuvvete ve kudrete sahip olduğumuzu nasıl anlarız? El cevap. Aidiyet duygusunu içselleştiren her insan toplumdaki başka bir insan tarafından referans anılmaya adaydır. Yalnızca bunu telakki etmek dahi duygu ve düşüncelerimizi zemini sağlam temellere oturtmak için yeterli bir sebep olsa gerektirir. Belki yıllarca üzerine düşündüğüm, okuduğum lakin bir türlü tam manasıyla ifade edemediğim konulardan biri olan kimi ve niçin ekol almak sorusu belki de hayatımızın kilit noktası. Belki değil, öyle. Çünkü ameller niyetlere göredir. Dememiz o ki fikrinde kimi örnek almak var ise zikrin de ona göre şekillenir. Aldığın tavır, sergilediğin davranış, temsil ettiğin ekolün mizacına yansıyan akisleridir. Neyi arıyorsan olsun sen diyen zatın sözlerinde ifadesini bulan da kastettiğimizin kendisidir. Zira bir cümleden mülhem olan ve yaşamın öznesi sen isen yüklemi referans aldığın kişidir. Bu demektir ki son sözü ben değil, ben dediğimiz söyler. Bu yüzdendir ki kimileri yaşamını 3 noktayla hallendirip yarım kalmış tasarılarıyla pişman olurken kimileri ünlem ile tamamlayıp iz bırakırlar. 3 nokta ile ünlem arasında ekol alınmış bir kişi mesafesi saklıdır. Duruşuyla, düşünüşüyle, hayat felsefesi ve yaşamıyla itidali bir noktada duran yahut durmaya çalışan kişiler sanatı hayata değişen değil, hayatı sanatlaştıran kişilerdir. Onları bulup takip etmek hayati, referansını hilkatine aykırı yönde seçmen ya da seçmiş olman söz konusu ise ebediyete intikalin de o yönde tecelli eder. Bu demektir ki nasıl yaşarsan öyle ölür ve nasıl ölürsen o şekilde haşrolursun. Unutma, algılarını değiştirme, iktidarına sahip bir kişi veya bir cümle hayatının domino taşıdır. O düşünüş yaşamını yeniden inşa edebilir veyahut imha da edebilir. Ekolünü doğru seçmenden kastımız tam da budur. İsmi dile gelince beddua okunan bir ya da bahsi geçince hayır dua ile anılan biri olmak tercih meselesi değil. Rol, model, seçme iradenle alakalı bir durumudur. Öyleyse dostunu, hayatına yön verenini iyi seç dost. Hatta tüm seçme kriterlerini olaya intikal ettirerek ekolünü tart, ölç, biç, ince ele, sık doku. Ta ki seni iyiye, doğruya, güzele yani menzile ulaştıracak bir ehli gönül olana dek. Hakiki dost olmak ve hakiki dosta tutunmak niyazıyla sözü öze bağlayalım. Vesselam. Kelebek etkisi her salı yarış seni bölümüyle.